Basit harmonik osilatörler veya salıncılar konusunda en yaygın iki örnek yay ucundaki kütle ve sarkaçtır. O nedenle bu videoda sarkaçtan bahsetmek istiyorum. Sarkaç dediğimiz şey belirli bir L uzunluğuna sahip bir yaya veya ipe bağlı olan bir M kütlesidir. İpi bir miktar çeker ve sonra ileri geri sallanmaya bırakırız. Bu nedenle kütle ileri ve geri ve sonra yine ileri ve geri sağlanacaktır. Tıpkı basit harmonik osilatör gibi salınır ve işte bu nedenle basit harmonik osilatörleri incelerken bu konuyu da ele alırız. Teknik olarak konuşursak bu sarkaç aslında basit bir sarkaç. Çünkü bu sadece bir ipe bağlı bir kütle. Yani çok karmaşık değil. Bu sarkacımızı karmaşıklaştırmak istersek buraya başka bir ip ucundaki kütleyi bağlayabiliriz. Hatta burada durum karmaşıklığın ötesine geçer. Fizikçilerin deyimiyle tam bir kaos olur. Aslında daha önce çift sarkaç görmediyseniz incelemenizi öneririm. Gerçekten çok iddialı. Fakat matematik olarak tanımlamak gerçekten karmaşık olduğu için bununla uğraşmayacağız. Zaten sadece basit sarkaçlarda bile üzerinde durulacak birçok konu var. O sebeple hareket hakkında pek çok şey öğrenmek için basit sarkaça bakmamız yeterli. Peki, sarkaç basit harmonik osilatördür derken ne kastediyoruz? Şunu demek istiyoruz. Yer değiştirme ile orantılı bir geri çağırıcı kuvvet vardır ve bunun hareketi basit harmonik osilatör denklemi ile tanımlanabilir. Eğer hatırlarsanız bu hareket şuna benzeyen bir denklemle tanımlanmıştı zamanın fonksiyonu olan bir değişken x eşittir genlik a diyelim. Çarpı sinüs veya kosinüs, buna da kosinüs diyelim. 2 pi bölü periyot çarpı zaman. Ve isterseniz bir faz sabiti de ekleyebilirsiniz. Bunu yazmayacağım çünkü genellikle bunu kullanmadan da basit harmonik osilatör denklemi elde edebiliriz. Peki bu denklemi bir sarkaca nasıl uygularız? Ben x'i kullanmazdım. Sarkacı tanımlamada kullanılan çok daha işe yarar ve yaygın bir değişken var. Sarkacın açısı. Bu kütle zaman içinde farklı anlarda, farklı açılarda bulunacak değil mi? Diyelim ki 30 derecede başladı ve 20 dereceye kadar sallandı. Sonra 10 dereceye ve sonra 0'a geldi. Şu merkez çizgisini baz alıyorum. Ve daha sonra merkezden geçti. Eksi 10, eksi 20 ve oradan da eksi 30'a geldi ve sonra tüm bu süreç tekrarladı. Öyleyse x yerine teta kullanalım. Bu zaman fonksiyonu olan bir açı. Yani zamanın bir fonksiyonu olarak teta açısını yazacağız ve bu belirli bir genliğe eşit olacak. Fakat teta'yı ölçtüğümüz için genliğimiz x'teki bir mesafe veya x'teki bir yer değiştirme olmayacak. Yani her zamanki gibi şu yer değiştirme değil. Tam buradaki denge noktasından itibaren aldığımız maksimum açısal yer değiştirme olacak. Buradaki bu çizgi denge noktasıdır. Çünkü kütleyi oraya koyar veya bırakırsak orada kalmaya devam eder ve üzerine etki eden net kuvvet olmaz. Kütleyi ancak ve ancak denge konumundan uzaklaştırırsak geri çağırıcı kuvvet oluşur. Öyleyse bu maksimum bir değer. Teta maksimum diyelim. Bu değer ipi çektiğimizde meydana gelen maksimum açısal yer değiştirmedir. 30 derece, 20 derece, değer her neyse denkleme ona gireriz ve daha sonra kosinüsle çarparız. Buraya basit harmonik osilatördeki aynı değeri gireceğiz. Yani 2 pi bölü periyot. Hatırlarsanız periyot sarkacın bir tam döngüyü tamamlaması için geçen süreydi. Burayı her zaman değişkenimiz t ile çarpmak zorundayız ve bunu zamanın fonksiyonu yapan t'dir. Peki, şimdi bir şey açıklamam lazım teknik olarak basit sarkaç mükemmel bir basit harmonik osilatör değildir. Basit harmonik osilatör olmaya son derece yakındır diyelim. Aslında küçük açılar için benzerlik sadece küçük miktarda sapar. %1'den daha az bir değerde. Bu nedenle genelde basit sarkacı, basit harmonik oslatör gibi düşünürüz ama teknik açıdan bakıldığında eğer sadece belirli bir değerin altındaysak, diyelim 20 derecenin altındaysak sarkacımız tam bir basit harmonik oslatör gibi davranır. Maksimum genlikler büyüdükçe sapma giderek artacaktır. Basit harmonik oslatörle benzerlik hala makul ölçüde olacaktır. Diyelim ki %20'ler kadar. Fakat sadece küçük açılarda benzerlik son derece fazladır. Ve sarkacımız neredeyse tamamen basit harmonik osilatör olarak düşünülebilir. Örneğin burası 20 derece veya daha küçük bir açı olsun. İşte bu sarkaç bu denklem tarafından gerçekten çok iyi tanımlanabilir. Çünkü basit harmonik osilatör olmaya son derece yakındır. Evet o zaman şu küçük açı ve genliğin olduğu bir durumda olduğumuzu varsayalım. Soracağımız bir soru bu sarkacın periyodunun neye bağlı olarak değişeceği olur. Burada neyi değiştirebiliriz ki bu periyotta değişsin? Benim ilk tahminim belki de kütleye bağlı olacağı. Bunu bir düşünelim. Bu sarkaçtaki kütleyi arttırsaydık periyod artar mı, azalır mı yoksa aynı mı kalırdı? Bazıları kütledeki artışın bu sistemin eylemsizliğini arttıracağını düşünüyor. Çünkü bir şeyin kütlesi artarsa hızı yavaşlar, hareketleri ve yön değiştirmesi zorlaşır. Bu da demektir ki sistemin bir tam döngüyü tamamlaması daha fazla zaman alır. Belki de bu süre artacağı için periyodun da artması gerekeceği anlamına gelir. Fakat bazıları da şöyle düşünüyor. Eğer kütleyi artırırsak bu yer çekimi kuvvetini arttırır. Yer çekimi böyle bir durumda kütleyi daha kuvvetlice aşağı çekecektir. Bu arada hemen hatırlayalım. Yer çekimi bu kütleyi dengeye geri götürecek olan kuvvet. Evet. Yer çekimi kütleyi daha büyük bir kuvvetle aşağı çekerse bu kütlenin daha büyük hızla salınacağını ve hızı arttığı için de döngüyü daha kısa sürede tamamlayacağını düşünebilirsiniz. Çünkü daha hızlı hareket ediyordur. Ve döngü daha kısa süreceği için periyodun azalacağını düşünebilirsiniz. Fakat bu iki unsur aslında birbirini tamamen götürür ve etkisiz hale getirir. Bu nedenle kütle büyüdükçe kütlenin daha fazla eylemsizlik kazanması ve daha yavaş hareket etmesiyle yer çekimi kuvvetinin artması birbirini etkisiz hale getirir ve bu kütle periyodu etkilemez. Evet bu biraz tuhaf gelebilir ama buradaki kütleyi değiştirmek kütlenin ileri geri sallandığı periyodu etkilemez. Daha iyi anlamak için şu örneği düşünelim. Parkta salıncakta olduğumuzu düşünün ve ileri geri sallanıyoruz. Sonra 5 yaşında küçük bir çocuk geliyor ve o da ileri geri sallanıyor. O da bizimle aynı hareket periyoduna sahip olacaktır. Çünkü buradaki kütle periyodu etkilemez. Bu biraz tuhaf ama gerçek. Peki, o zaman periyodu ne etkiler? Periyot formülünü yazalım. Bunu türetmeyeceğim. Çünkü türevde kalkülüs gerekiyor. Aranızda karküs görmemiş olanlar vardır diye denklemi yazıp geçiyorum. Evet, denklemdeki değişkenlerimize bir bakalım. Formüldeki ilk değişken L pay kısmında duruyor ve ipin uzunluğunu gösteriyor. Yer çekimi ivmesi olan küçük g ise payda kısmında. Peki, formülümüz neden böyle? 2 pi sabit değer, sonra karekök alırız. L'nin üstü olduğunu tekrar hatırlatıyorum. O yüzden ipin uzunluğunu arttırırsak daha büyük bir periyot elde ederiz. Peki niçin böyle? Bir düşünelim. İp ucundaki bir kütle ileri geri hareket ediyor. Eğer böyle bir hareket varsa bu konuda işimize yarayacak değer eylemsizlik momentidir. Denklemde bunu I harfiyle gösterelim. Ayrıca kütlenin dönme ekseni burası hemen yazalım. Bir eksen etrafında dönen kütle mr kare ile gösterilir. İşte bu eylemsizlik momenti. Buradaki R eksenle kütle arasındaki mesafe. O yüzden buraya m l kare desek de aynı şey. Denkleme dikkatli bakalım. Eğer uzunluğu arttırırsak eylemsizlik momentini arttırırız. Öyleyse daha büyük l bize daha büyük eylemsizlik momenti verir. Peki bu ne anlama gelir? Eylemsizlik momenti bir şeyi açısal olarak hızlandırmanın ne kadar zor olduğunu gösteren bir ölçüdür. Yani buradaki kütlenin açısal hızındaki değişimlere ne kadar yavaş tepki vereceğinin bir ölçüsüdür. Dolayısıyla daha büyük eylemsizlik momenti bu kütleyi ileri geri hareket ettirmenin ve yönünü değiştirmenin daha zor olacağı anlamına gelir. Bu kütleyi hareket ettirmek daha zor olduğuna göre ileri geri hareket ettirmek daha fazla zaman alacaktır. Bu nedenle büyük uzunluk daha büyük eylemsizlik momenti demektir. Daha fazla zaman alması sebebiyle de periyot büyür. Şimdi Buna bazılarınız itiraz edebilir ve diyebilirsiniz ki: Bir dakika, eğer bu uzunluk artarsa açısal ivmenin artmasına yol açan şey torktur ve ben tork formülünü biliyorum. Tork eşittir R çarpı F çarpı teta'nın sinüsü. Burada R eksenden kuvvetin uygulandığı yere olan mesafedir. Torka yol açan yer çekimi olduğu için bu R aynı zamanda bu L'dir. Bu eksenden yer çekiminin uygulandığı yere kadar uzanır. Böylelikle L çarpı yer çekimi kuvveti çarpı sinüs teta elde ederiz. O zaman şunu diyebiliriz. Eğer uzunluk artarsa torkun miktarı da artar. Yani bu kütleyi etrafta hareket ettirirken daha fazla tork elde ederiz. Ayrıca daha fazla eylemsizlik oluşur. Dolayısıyla hareket etmek zorlaşır. Peki diğerleri gibi bunlar da birbirini götürür ve etkisiz hale getirir mi? Hayır. Tork artar ama sadece L ile artar. Yani sadece L ile orantılıdır. Bu eylemsizlik momenti ise L kare ile orantılıdır. Bu nedenle eğer uzunluğu 2 katına çıkarırsak bu kütleyi hareket ettirme zorluğunu 4 katına çıkarmış oluruz. Fakat torkun onu hareket ettirme kabiliyetini yalnızca 2'ye katlamış oluruz. Bu demektir ki bir tam döngüyü tamamlamak daha uzun sürecek ve periyot artacaktır. Bu artan miktarda torkla kütlenin daha zor hareket etmesi birbirini götürmez. Çünkü kütlenin dönme hareketinde daha fazla eylemsizlik olur. İşte bu sebeple uzunluğu arttırmak periyodu arttırır. Fakat g'nin yani yer çekimi ivmesinin artması periyodu niçin azaltır? Bir düşünelim. Yer çekimi ivmesini arttırırsak Mesela bu sarkacı aşırı derecede yoğun veya büyük bir gezegene götürürsek, gezegen çok büyük bir yer çekimi kuvvetiyle sarkacı aşağı çeker. O zaman daha büyük g, daha büyük yer çekimi kuvveti anlamına gelir. Bu kütle aşağı doğru daha fazla çekilir ve daha büyük bir geri çağırıcı kuvvet oluşur. O zaman kütle aşağı doğru daha hızlı çekilebilir ve daha büyük bir hıza sahip olur. Ayrıca ileri geri daha hızlı hareket edebilir eğer daha hızlı hareket ederse bir tam döngüyü tamamlaması da daha az zaman alır. İşte bu nedenle yer çekimi ivmesinin artışı kuvveti arttırır. Periyoduysa azaltır. Bu durumu torkla anlatırsak kuvveti arttırdık ve bu da torku arttırdı. Bu da daha sonra açısal ivmeyi arttırdı. Böylece kütlenin ileri geri hareketi daha az zaman aldı. İşte tüm bu sebeplerle periyot azaldı. Fark ettiyseniz bu yay ucundaki kütle formülüne benziyor. Eğer yaya bağlı bir kütlenin periyodunu hesaplamak istersek 2 pi çarpı karekök içinde bir şey böyle bir şeydi. Üstteki terim yay ucundaki kütleydi, paydadaki terimse yay sabitiydi. Buradaki mantığın aynı olduğunu fark ettiniz mi? Kütleyi arttırmak bu sistemin eylemsizliğini arttırıyor. Bu nedenle bir tam döngünün tamamlanması daha uzun sürüyor. Tıpkı burada olduğu gibi uzunluğu arttırmak eylemsizliği arttırıyor. En azından dönme eylemsizliğini yani bu sistemin eylemsizlik momentini arttırıyor ve bir tam döngüyü tamamlamak daha uzun sürüyor. Diyebilirsiniz ki K değerini arttırmak sistem üstündeki kuvveti arttırmak demektir. Ve sistem üzerinde kuvvet artarsa sistemin ivmesi artar ve sistem hızlanır. Böylece bir periyodu tamamlama süresi de düşer. Bu nedenle yay için kuvvet sabiti K, G ile aynıdır. G'yi arttırmak sistem üzerindeki kuvveti arttırır ve bu da bize daha büyük bir ivme sağlar. Yüksek hızlarsa bir periyodun daha kısa sürede tamamlanması demektir. O nedenle bu formüller aslında birbirine çok benziyor. Üstte bir eylemsizlik terimi var, altta da bir kuvvet terimi var ve ikisi de periyodu aynı şekilde etkiliyor. Fark etmemiz gereken bir şey daha var. Genlik küçük olduğu takdirde yay ucundaki bir kütlenin periyodunu ve şu teta maksimumu yani bir sarkacın periyodunu etkilemez. Yine her zamanki gibi ipin ucundaki bu kütlenin basit harmonik osilatör gibi hareket ettiği şu küçük genlik bölgesinde bulunduğumuzu varsayıyoruz. Eğer bu bütün küçük açılar için doğruysa genlik bir sarkacın periyodunu veya yay ucundaki kütlenin periyodunu etkilemez. Size son bir şeyden daha bahsedeyim. Bu basit sarkaç yalnızca küçük açılar için basit harmonik osilatör gibi davranır. Bu demektir ki sarkaç için geçerli periyot formülü sadece küçük açılar için doğrudur. Fakat açı ne kadar küçük olmalı? Bir fikir vermek amacıyla diyelim ki teta maksimumuz yani sarkacın hareketini başlatmak için onu çektiğimiz genlik 20 dereceden az olsun. Eğer sarkacı 20 dereceden daha az çekersek bu formülün sarkacın gerçek periyoduna kıyasla sapma miktarı %1'den az olacaktır. Yani bu formül bizi sarkacın gerçek değerine son derece yaklaştırır ve sarkacımızı basit harmonik osilatör olarak varsaymamızı mümkün kılar. Diyelim teta maksimum 40 dereceden daha az. Bu durumda sapma hala %3'ten az olurdu. Yani bu denklemden elde ettiğimiz değer gerçek değerden sadece %3'lük bir farka sahiptir. Veya teta maksimumuz 70 dereceden az. Böyle bir durumda bile hata oranı %10'dan az olur. O kadar iyi değil ama yine de kötü değil. Öyleyse bu formül bize sarkacın periyodunu verir. Ancak bu durum yalnızca küçük açılarda geçerlidir. Bu açı büyüdükçe bu formülden aldığımız sonuç gerçek değerden giderek daha fazla sapacaktır. Özetlersek küçük açılar için yani küçük genlikler için sarkacı basit harmonik osilatör olarak düşünebiliriz. Ve eğer genlik küçükse bir sarkacın periyodunu 2 pi çarpı l bölü g'nin karekökü denkleminden bulabilirsiniz. Buradaki l ipin uzunluğu, g ise sarkacın sallandığı yerde yer çekiminden kaynaklanan ivmedir.